Evet. Ha geliyor araba, motor geliyor, gidiyor. Tarihi tam bilinmemekle birlikte en az 150 yıllık olduğu söyleniyor. Ben kendi yaşadığım bir şey söyleyeyim. 1971 yılında bu soldaki dükkanın temeli atılırken bunun köklerinin eski pöfrek denilen düzlerin içinden kökleri çıktı. Ben onu yaklaşık 7 yaşında falandım. Gördüm. Ta ileriye doğru çok eski bir ağaç. Geçmişte de bu rivayet tabi pazar nahiye iken eskiden burada mahkeme ve hapishane var. Hazilerde ki binanın sağdaki binanın altı eskiden hapishane var idi. Ben de yani yaş olarak yetiştim ona. O zamanlarda buradaki yargılananları idam o zaman serbestti. Yargılananları burada asıldığı söyleniyor. Bu rivayet tabi. Hiçbir olumsuz etkisi yok. Pazarın sembolü nasıl kırk ağaçın ortasında kavun ağacı varsa onun ağacı pardon kavun ne diyelim maketi varsa bu canlı olarak pazarın bir simgesi. Dolayısıyla hiçbir trafiğine falan zararı yok. Hatta yolu ortadan ikiye bölmeyle birlikte sağdan soldan geçişi sağlıyor. Bu olumlu bir şey. Hiçbir kişilere trafiğe zararı yok. Hatta bir sembolik bir durum. Navigasyon olarak şöyle kullanıyor. Örneğin biri pazara biri misafir gelecek. İlk kez gelecek. Telefondan diyor ki mesela neredesin? Ben pazardayım. Diyelim Ballıca mağarasına gelecek. Çınar ağacının bunun buradaki ismi Kavlağan ağacı. Kavlağan ağacı ismi de kenarlarındaki ağacın kenarlarından kabuklarının kavlamasından geliyor. Kavlağan ağacı demek. Ama burada kimse çınar ağacı falan demez. Genelde Kavlağan ağacı denir. Bu yöresel bir isim. Dolayısıyla biri buraya geleceği zaman hele hele ilk geliyorsa Kavlağan ağacının dibindeyim. Kavlağan ağacından sola dön, sağa dön, aşağı gel gibi manuel bir navigasyon. Vallahi tarihler boyu biz işte 57-58 yaşındayız. Bizle beraber takılıyoruz burada. Çok eskiye dayanıyor diyorlar. Yani bir şehrimize bir güzellik katıyor. Gelen yabancılar ilgileniyor, fotoğraf çekiyor. Artı bir de bunun yaprağından falan böyle bir tıpta tedavi falan olayları da varmış. Ne ağacı ki abi bu? Kavlağan ağacı değil mi bu? Çınar. Kavlağan ağacı olarak geçiyor, çınar ağacı. Ya bir memleketimize bir güzellik katıyor, bir görüntü katıyor. Güzel yani. Biz seviyoruz ağacımızı. 100 vardır 200. Yani böyle bizim bir sembolimiz.